Merhaba arkadaşlar. Bu videoda TenPower 25PC isimli pilleri test edeceğiz. Elimde birkaç tane TenPower modeli pil var. Bunların matkaplara uygun olduğunu düşündüğüm 25PC isimli modeliyle başlayacağız. Daha sonra elimde gördüğünüz şu diğer iki pili de inceleyeceğiz. Bunların birinin kapasitesi 2000 mAh, o da matkaplara uygun. Diğerinin kapasitesi ise 3500 mAh. Bizim burada test ettiğimiz pilin iç direnci 12.66 milyon, ağırlığı ise 43.81 gram. Biz bu pili 4.2 volta kadar 1250 mAh'le şarj ettik. Şarj akımımız 100 mAh'e düşünce şarj işlemini sonlandırdık. CCCV metodu deniyor buna. Bütün pillerimizi bu aynı metotla şarj ediyoruz. Bütün lityum iyon pillerimizi aynı metotla şarj ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu pile bayağı bir test yaptık. 16-17 aşamadan oluşan bir test yaptık. Biraz sonra burada göreceğiniz düzenekle beraber daha farklı testler de yapacağız. İlk testin açıklamalarına gelecek olursak, bu pilin datasheet'teki kapasitesi 2500 mAh, minimum kapasitesi ise 2450 mAh. Yani standart koşullarda minimum 2450 mAh kapasite vereceğini söylüyor. Biz de bunu doğrulamaya çalıştık ve pilimiz standart koşullarda 2534 mAh kapasite sağladı. 500 mAh'le deşarj ettik. 2534 mAh kapasite sağladı. Pili tekrar aynı koşullarda doldurduk. Bu sefer 2500 mAh'le deşarj ettik ve 2439 mAh kapasite sağladı. Aynı senaryoyu tekrarlayarak şarj ettik ve daha sonrasında ise 5 amperle bu pilimizi test ettik. 5 amperlik testte de 2428 mAh kapasite sağladı. Tüm bu veriler, iç direnç verisi, ağırlık verisi hepsi datasheet ile oldukça uyumlu veriler. Ayrıca TenPower piller uygun fiyatlı piller olduğu için bunları seçtim. Datasheet'teki her veriyi sağlayabilen uygun fiyatlı bir pili deniyor olacağız. Şimdi bütün veriler oldukça uygun ama bu pilin maksimum devamlı deşarj akımı 30 amper olarak verilmiş. Datasheet'te de 80 derece sıcaklığa ulaştığında bu testi sonlandır denilmiş. Daha önceki Aspilsan pilinden de farklı pillerden de siz bu testi zaten biliyorsunuz. Bazı üreticiler maksimum devamlı deşarj akımında sınır koyuyorlar. Biz de diğer akımlarda işte 500 mAh'de, 5 amperde sıcaklığı ölçmeye gerek görmedik ama şimdi 30 amperle denerken sıcaklığı ölçeceğiz. Burada her zamanki gibi termal kamerayla bakacağız. 3-4 dakika sürmesini beklediğim bir test. 30 amperde 80 dereceye ulaşacağını zaten biliyorum. Her zamanki gibi pensampermetremizle ve multimetremizle de siz de aynı zamanda voltajı takip edebilirsiniz. Şimdiki senaryoda pilimizi 30 amperle deşarj edeceğiz. Tamamen dolu zaten şu anda 4.19 volt görüyorsunuz. Şu anda deşarj işlemi başladı. 29.7 amper gösteriyor. 29.8 oldu. Önemli değil. Biz 30 amper çekiyoruz şu anda pilimizden. Voltajımız ise 3.46'ya düştü. Sıcaklığımız zamanla artmaya başlayacak. Kutup başlarında hemen bir sıcaklık görebilirsiniz. Oldukça normal. Pil o taraftan ısınmaya başlıyor veya oradaki metal de şu an oldukça sıcak görünüyor olabilir. Birkaç dakikalık test olacak. Pilin kapasitesinin tamamını alabileceğimizi düşünmüyorum. Biraz önceki testler gibi 2400 mAh'lik kapasiteler alamayacağız. Çünkü maksimum bir sınırda zorluyoruz pili. 2 dakikada sıcaklık 65 dereceye kadar ulaştı. Voltajımız 3.19'lara düştü. Oldukça ısınıyor. Zaten diğer tüm uygulamalardan da biliyorsunuz. Bu pilden kesintisiz, bu tür pillerden kesintisiz şekilde maksimum akımı çekmek oldukça zor. 15-20 amperi çekebiliriz veya 30 amperi kesintili bir şekilde çekebiliriz. Ama tamamen kesintisiz şekilde bu akımı çekmek oldukça zor. Pilleri çok zorlayan bir işlem yapıyoruz şu anda. 3 dakikada 79 dereceye geldi ve şu ana kadar pilden 1400'den fazla kapasite aldık. 1400 mAh'ten. 80 dereceyi geçtiği için testi sonlandırıyorum. Tam 3 dakikada aslında 80 dereceye geldik. Testi sonlandırdım. Şu anda herhangi bir akım çekilmiyor. Görüyorsunuz pilimizin voltajı ise 3.55. Soğuduğunda bu pili tekrar kullanabiliriz. Ama sıcaklık 81 derece seviyelerine geldiği için ben pili kullanmayı durdurdum. Bu pil matkap için bence oldukça uygun bir pil. Matkaplar asla pili bu kadar zorlamaz. Birçok arkadaş neden matkap için hep video çektiğimizi soruyor. Bana genelde gelen sorular bu yönde olduğu için. Siz bunu elektrikli süpürgede de kullanabilirsiniz. Şarjlı süpürgede, robot süpürgede fazlasıyla karşılayacaktır bu piller ihtiyacınızı. Bir matkapta, herhangi bir şarjlı alette yeter ki o pilin içinden çıkan, o cihazın içinden çıkan orijinal bataryaya bakın. O bataryanın özellikleriyle bunu kıyaslayın. Buradaki test verilerine göre sizin işinizi görüyor mu, görmüyor mu? Bunu yorumlayabilirsiniz. Dediğim gibi elimde iki tane daha TenPower pil var. Bu pilleri de test edeceğim.
Sizin test edilmesini istediğiniz uygun fiyatlı veya bilinen markalardan piller varsa bunları da önerebilirsiniz. Ulaşabileceğim pillerse, Türkiye'den alabileceğim pillerse bunları alıp onların da testini yapabilirim. Video ile alakalı tüm yorumlarınızı lütfen videonun altına ekleyin. Bu testte eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey varsa onları ekleyin. Sonraki videolarımız için katkı sağlayacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.